buyuruyor. Var Abbas İbn Abbas'tan geliyor. O da sallallahu teala aleyhi o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi buyuruyor. Yudau e, kurulacak. E, Evet even kurulacak. Yudau da olur. Dilen bir ay menabiru minberler. Minber biliyorsun cuma cumada imam çıkıyor hutbe okuyor. Yani büyük kürsü yeclisün oturacaklar. Aleyha onların üzerine oturacaklar. Ama e, hepsi ikram için, hürmet için. Allah Allah'ım siz benim nebilerimsiniz, rasullerimsiniz. Buyurun oturun. Oturacaklar. E, min nuri nurdan. Büyük yüksek kürsüler. Yeclisün oturacaklar aleyha. Bütün insanlar ayakları üzerine böyle parmak uçlarının üzerine basıyorlar. Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış dediğim nokta. Mahşer izdiham. Ama tabi peygamberleri diğerlerinden ayırmak için makamlarının rifatine, yüceliğine efendim atıfta bulunmak için onlar yüksekte oturtulacaklar. Ve yapka kalacak, minberi benim minberim boş kalacak. Bana da en büyük kürsü kurulacak ama ora boş minberim kalacak. La eclisu. Ben oturmayacağım aleyh minberimizin oturmayacağım. Neden? İşi olan oturamaz. Diğer peygamberler çünkü ilk şefaati başlatacak halleri yok salattan ümmetten ilk geçirecek onlar değil. Dolayısıyla şimdi biraz siz istirahat edin bakalım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yana o yana o yana. Ya ben diyor la ecizi oturamayacağım aleymin minberime. Ne olduğum halde duracağım? Kaimen ayakta beyne Rabbi, Rabbimin huzurunda Mevla mekanda münezze. Şurada bana dua et, şurada bana secde yap diyor. Hangi makamı gösterdiyse orada duracağım. Ne olduğum halde? Müntasıben Müntasiben ayakta dikilmiş vaziyette. Allahu Teala manevi yakınlık. şimdi. Allahu Teala bizimle arasında mesafe söz konusu değil. Ama mesela buyuruyor ki bana manen yakın olmak bakımından mescitlerde evlerinizden bana daha yakın olsun. Ama Kabe-i Muazzama'da diğer mescitlerden daha yakın olursunuz. Kabe'nin içine girersen daha yakın. Yani bu yakınlık allah Teala'ya mesafe yakınlığı değil. Ama manevi yakınlıkta duanı daha ziyade kabul ederim. Daha ziyade tecelli yaparım, feyiz ve nur yağdırırım sana. O manada ayakta dikilip duracağım. Çünkü neden? Ee, evvela benim ümmetimin hesabı görecek, benim ümmetim sırattan geçecek, benim ümmetim cennete girecek. Onun için onlara buyurulacak, siz oturun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar kurtarma uğraşıyor. Nasıl otursun? Bu da makamını yüksekliğine delalet eder. Onun için işte bir meşhur hadis-i şerifi hep anlatırdık. Efendi Hazretimizden derdi, rahmet çok anlat. Ya sen nerede bulacağım dedi sahabe-i kiramdan. Şifada da geçti. Şifada da geçti. Ne buyurdu, buyuruyordu? Havz-ı Kevser'in başına gel orada bulursun. Orada gelsen bulamazsam, mizana gel, günah sevap tartılan, orada bulursun. Orada bulamazsan Sıratın başına gel, orada bulursun. Niye? havz Kevser'den içemeyen varsa içireyim. Mizanda günah fazla gelen varsa sevaplarını ağır getireyim. Sırattan geçemeyen varsa tutup elinden geçireyim. Mesele bu. E böyle bir durumda o kadar milyonlarca, milyarlarca ümmetini kurtarma uğraşacak. Nasıl oturacak, istirahat edecek? Hey sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hakkı var üzerimizde. Anamızın, babamızın o kadar hakkı yok. Allah'tan sonra en büyük hak Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen daha nasıl şifa derslerini dik Bütün ondan bahsediyor. Ama senin ihtiyacın var. Bak önünde ölüm var, kabir var, berzah var, direkt mahşer var, sırat var, mizan var. Mizan daha da önce olabilir. Çünkü sırattan sonra artık cennet. Yani ya cennet ya cehennem tabi. Fekulü <laughs> buyuracak Allah. allah Teala yapacak. Ma ne şey türüydü istiyorsun? En esna benim yapmamı bir ümmetike. Habibim senin ümmetine ne yapmamı istiyorsun? Nasıl ne yapsam acaba? Nasıl ona istişare soruyormuş gibi. Şekilde hatırı var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, efendim ona ikram etmek için soruyor. Fekulu ben de diyeceğim. Ya Rab ey benim Rab. Acil çabuklaştır hesabı. Onların hesabını çabuklaştır. Çünkü maşerde bütün millet bekliyor 50 bin sene. Mevkifin şiddetinden dehşetinden bir an evvel kurtulsunlar. Cennete girecek olanlar seçilsin, cennete girsinler. Ee, ondan sonra o zaman ben de anlayayım ki kim cennete gitti, tamam. Ee, geriye kim kaldı? Ee, cehenneme girecekler. Peki benim ümmetim Müslümanlardan tabii. Müşrikler zaten konuşmuyor. Peki Müslümanlardan kalacaklar. Bunlar cehennemde tabii ebedi kalmayacaklar. O ebedi kim kalacak? Kim ebedi kalmayacak? muvakkat girecek. günah kadar yanacak, çıkacak. İşte yedi bin seneye kadar. İmam Gazanesi'nin eserlerinde zikrediyor. Bunları seçeyim. Şu o zaman bunları seçersem ne olur? Efendim, e, ben de şefaata başlarım yani. Şimdi cennete zaten girecek adam amelini tutturmuş, kurtarmış. Yani ona bir şefaat hakkı kullanmama gerek yok. Ha cennetin içinde de derecesini yükseltme bakımından şefaat edecekleri var ama şimdi ilk e, merhalede e, bir defa cehenneme girenlerin kurtulması veya şefaatle girecekken girmekten e, zebanilerin elinden alınmaz. Bunlar efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haklar verilmiş. Feyyudu'a <laughs> <laughs> O zaman çağrılacak. Hemen çağrılacak. Bihim onlar. Kim yani? Benim ümmetim. Muhammed sallallahu aleyhi ve ümmetleri çağrılacak. hesaba <laughs> <laughs> E, tabi tutulacaklar. Başlayacak hesapları. Hepimize Allah o günde yüzümüz yüzümüzü eylesin. Feminum onlardan bazı men o kimsedir. Yedhulül cennete yedhul girecek. Nereye gelceğini seçecek. bir rahmeti? Allah'tan rahmeti yani özel rahmetine mazar olacak. Şefaat ihtiyacı olmayacak zaten. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bile cennete ben de Allah'ın rahmetiyle lütfu kerem bile gireceğim yani. Amel hesabıyla Allah'ın nimetten şükür ödenmez buyuruyor. O ayrı bir şey. Ama yani şefaat gerekmeyecek yani. Allah'tan rahmetinin tecelli edeceği kadar, ona taalluk edeceği kadar adamın durumu düzgün yani ameli var. Ve minum onlardan men öylesi vardı ki yedhulü girecek el cennete cennete neyle bir şefaati benim şefaatimle. Orada da yine Allah'ın rahmeti açık Çünkü Allah kime acıdırsa illa men rahim rabbim. Rabbin kime rahmet ettiyse ona şefaat izni verecek. Ha buna şefaat edebilirsin. O da Allah'ın rahmeti yine. Ama öbürü de şefaat et demeye ihtiyaç kalmayacak. Ama e, amelleri bir yetersizlik olursa o zaman Habibim buna şefaat izni veriyorum buyuracak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem müracaat edecek. İzin çıkınca efendim benim şefaatimle o da cennete girecek. Ve la zalu ben böylece daim olacağım. Eşfe'u şefaat edeceğim. E, şefaata devam edeceğim. kimler hakkında? Asi ve günahkarlar hakkında şefaat etmeye devam ede ede hatta u'da nihayet verileceğim. Yani bana verecek sıkaken, sıkak, e, sakkince mi? Sak, kağıt, yani varaka, dosya. Sıkaken bir takım kita defterler, e, ondan sonra e, varakalar, yani tescilli kağıtlar. Kimler hakkında? Bir ricalin. Bir takım adamlar hakkında. Öyle adamlar ki adamlar kadınlar yani şimdi orada ümmetinden kişiler. kat Ümir'e muhakkak emir olmuştu onlar hakkında. Nereye gönderilmeleri ilenler Cehenneme gönderilmeleri kesinleşen senin ümmetine falan 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 adamlar, kadınlar neyse isimleri yazılmış babasından neyse nesebiyle beraber efendim onlar hakkındaki dosyalar bana verilecek. Hatta onlar verilecek. Ben de ne yapacağım? Yani Allah Teala emretmiş ki bunları alın cehenneme atın diye buyur, buyurulan kişilerin isimleri verilecek. Ondan sonra ee, onlar cehenneme atılmış, arkalarından işte kağıtları çıkarılmış. O kağıtlar da bana verilince ben de ne yapacağım? Teker teker onlarla ilgileneceğim ve şefaat edeceğim ve onları cehennemden kurtaracağım. Hal o kadar insan çıkaracağım ki diyor. Hatta enne hazinen nari cehennemin hazini bekçisi görevli meleğin adı biliyorsunuz Kur'an'da Malik diye ismi geçiyor. Cennetin görevlisinin adı Rıdvan, hadiste geçiyor, ayette geçmiyor. Cehennemin görevlisi ve ne ya malikül yakba ayette malik geçiyor. Cehennemin bekçisi malik, onun tabi hazenesi var, onun da etbağı var, zebaniler 19 demin dediğim üzere ayette de geçiyor. Le <laughs> elbette diyecek. Yani benim o kadar adam cehennemden çıkardığımı, ümmetimi cehennemden çıkarttığımı görecek de lekul elbette ya Muhammed. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ma terakte bırakmadın sen. Li gazabi rabbike Rabbinin gazabı ve kızgınlığı ve öfkesinin tecellisi üzerine kim hakkında fi ümmetike senin ümmetin içerisinde Rabbinin gazap ettiği bozuk adamlar var. Hepsi bunların ulema evliyam. Takvasan değil. Ya Allah kızdırmışlar Celle Celalı. Senin ümmetin sen Rabbinin gazap ettiği kişiler hakkında e, ne bırakmadın? Min nikmetin. Hiçbir e, e, nikmet bırakmadın. Yani bir, bir, Rabbin gazaplandı bu dar ama sana da bir şefaat hakkı verdi. Sen de o kadar merhametlisin. Allah da senin o kadar hatırını sayıyor ki Celle Celalı diyor. Cehennem bekçisi diyor. Ya Allah'ın gazabı için nikmet, nikmet yani azap. Ya azap edecek adam bırakmadın ya. Ne kadar adam çıkarttın diye diyor ya Muhammed diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Malik de karışamaz. Hazinün nerede karışır? Hiç Malikül mülk karışır. Tamam mı? Onun da en hatırlı kulu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan çok hatırını saydığı bir kulu yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızı iyi yapalım. Şefaatine nail olmaya bakalım. Rebül Evvelay önümüzdeki mevlid ayında fırsat bilelim. Mevlid gecesinde de Bursa'da buluşalım inşallah. Bursa'daki külliyede 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece Mevlid-i Şerif okuyacağız, salavatlar ayağa kalkacağız, salavatlar okuyacağız, neler okuyacağız inşallah. Ya ne var ya Bursa? Aşağı Bağdat'ta ne var? Yemeğe, içmeye bilmem ne Efendim Fizan'a gidiyorsunuz ya. Sonra bize gelince, sohbete gelince, cesi, param, bilmem ne. Öyle bir şey yok. Turumu müsait olanlar, Mevlid'de buluşalım inşallah. Kadın cemaatlere de yer var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkına toplanalım. Hatırına cem olalım. Şifa şerif derslerine müdavim olalım. Ahirette de şefaatine erelim. Elimizden tuttuğu kullarından, ümmetlerinden olalım. Amin. O sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.